Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Bu hafta stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var yine. Sevgili Genco Erkal bizlerle birlikte. Genco Bey sizi burada misafir ettiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için teşekkür ederim. Genco Bey son oyununuz İmparator. Çok kısa bir süre önce izleyiciyle buluştu. Ben de geçen hafta yanılmıyorsam premierdi. Evet. Oyunu izleme keyfine eriştim. Hakikaten çok özel, çok hoş bir oyun. Çok güzel bir oyun. Aslında Etiyopya'yı anlatıyor ama bize de çok yakın bir hikayesi var. Birazdan konuşacağız. Ama herkesin merak ettiği bir şeyle başlayalım. Sağlığınız nasıl? Sağlığım çok iyi. Devamlı kontrol altındayım ama Büyük maddeleri atlattım. Şimdi her şey yolunda diyelim. Harika. Ee, İmparator Richard Kapuscinski'nin yazdığı bir oyun. Aslında evet. biliyorum ki pandemi araya girmeseydi siz bunu daha önce sahneye evet. Biraz başlayalım mı? Nasıl bu oyunu buldunuz? Evet. Şimdi asıl, aslı bir oyun değil tabii bir kitap. Hı. Çünkü Kapuscinski çok ünlü bir gazeteci yazar çeşitli ülkeleri dolaşmış. işte İran Şehin Şahı üzerine bir kitap yazmış. Ee, Afrika'ya da çok uzun süreler kalmış. Latin Amerika'da dolaşmış. Her gittiği yerde oradaki kişilerle röportajlar yapıyor. Sonra o röportajları kitaplaştırıyor. Bizim ben de onu bilmiyordum. Bizim ülkemizde de pek çok kitabı daha önceden Türkçe'ye çevrilmiş. Şu anda çoğunun tükenmiş. Baskısı yok. Herhalde, yok. Evet. Biz de sahaflardan falan bulduk. Aslında benim devlet tiyatrosundan bir arkadaşım var. Tuğrul Çetiner. O uzun yıllar Polonya'da yaşadı. Ve orada eğitim gördü. Ve o dile çok hakim. O dilden Türkçe'ye bir sürü oyun çevirdi. Bana ilk bu projeden o söz etti. Ondan biraz çalıştık. Sonra ben inceledim kitabın aslını... ...okudum bütünlüğü. Değişik uyarlamaları... ...izledim. Mesela BBC'de bir tane... ...7-8 kişiyle oynanan... ...bir uyarlama var. Sonra... ...New York'ta tesadüf İngiliz... ...çok ünlü bir oyuncunun... ...oynadığı tek kişilik bir versiyonunu... bize evet. izledim. Ee, işte ...araştırdıkça bir sürü şey... ...öğreniyor insan. E, fakat bu uyarlamaların hiçbiri... ...beni tam tatmin etmedi... Ben dedim kendi uyarlamamı yapacağım. Çünkü her ülkede değişik yani kitap bir derya tabii. 250 sayfalık bir kitap ve 70 kişinin röportajları var. Onları indirgemek lazım. Bir saat 15 dakikalık bir oyun için kapsadığı kadar. E, o seçimleri yapmak önemli. Her ülkenin yönetmeni bence kendi ülkesinin koşullarına Hı. ve Gerçeklerine göre bir uyarlama yapar. Bizim uyarlamamız bir İngiliz'in yaptığı bir uyarlamadan hareket ederek, onu baz alarak yapıldı. Hı hı. Bayağı uzun bir metin çalışması yaptı. Bundan sonra da üç aylık bir ...prova süreci falan ve karşı karşıya. Aslında. E Biraz belgesel niteliği olan, belgesel e tabii, oyun diyebileceğimiz de bir yanı E yan tabii var. çünkü şey şöyle oluyor. E, bu 44 yıl süren saltanatın sonunda e, ordu deviriyor e, ailesel asliyeyi. Evet. Ve ordu tabi sarayda onun yanında bulunan herkesi tutukluyorlar, işkence ediyorlar. Bazıları yurt dışına kaçıyor bazıları gizli gizli saklanıyor. Kapuçinski gidip onları buluyor. Hmm. Yani hmm. yer altında yaşayan eski saraylıları buluyor. Hmm. Bunlar içinde bir tane de mesela istihbarat Bakanı var. Çok önemli yani. Onun, yani şeyin Aile Selahisi'nin İçişleri Bakanı. Hmm. Çok yakını olan bir bakan. Gibi çeşitli tipleri ve onlar da çok korkuyorlar. Oranın, onların tanıdıkları vasıtasıyla ilişki kuruyor. Diyorlar ki aman sakın bize yaklaşma. Biz zaten korku içinde yaşıyoruz. Bunca yıldır paçayı kurtardık. Pek çok arkadaşımızı öldürdüler. Evet. Pek çokları da hapis yatıyor, yurt dışına kaçan oldu falan filan. Ee, biz yok diyor ben sizi koruyacağım. Merak etme. Hmm. Sakın adımızı söyleme. Hatta boyumuzu, bozumuzu bile Söyle. tarif etme. <laughs> Güzel. Diyerek. Fotoğraf o, çekmiyor tabii. Hiç, hiç yok. Kesinlikle. O kadar korku içinde yaklaşmış ve onların seslerini kaydetmiş falan filan. Sonra da bu kitabı yapmış, işte dediğim hmm. gibi çok çok geniş bir malzeme. Bundan hmm. iki oyun daha çıkar yani. Doğru, evet. Doğru. <laughs> Ama sizin yaptığınız Tabii dediğiniz gibi 75-80 dakikalık bir oyundu evet. benim izlediğimde. Siz aslında biraz tabi dediğiniz gibi Türkiye'yi de nasıl aslında biraz o mesajların bize ulaşması için evet. belli bölümleri aldığınızı anlıyorum. Evet, seç, seçici davranmak evet. zorunda kaldım evet, evet. çünkü çok çok malzeme var. <laughs> Mesela İngiliz'in ...seçtiği bazı şeyler bizim için çok önemli değildi. Doğru. Onları attım yerine başka şeyler koydum. Ee, yeni bir kurgu oldu tabii. Baz olarak odur ama ha. aslında büyük ölçüde benim yaptığım bir uyarlamadır bu. Evet. E, sahnede iki kişisiniz. Enes, evet. Enes Sarı e, size Enes Sarı. eşlik ediyor. Bazı rolleri evet. o canlandırmış evet. değil mi? Evet. E, bir, İkili olarak nasıl oldu? Yani bir uyumu yakaladığınızı ben evet, görüyorum evet, ama. Evet, evet, Aslında tabii çok genç bir arkadaş. Daha evvelde işte şeyde oynamış, Rutkaya Sizin Memleketinden Memleketi insan bizim, Manzaraları evet. gibi bazı oyunlarda oynamış. Çok özel bir çalışma oldu aramızda. Başlangıçta, Biraz uzak sonra yavaş yavaş yaklaştık evet. ve birbirimizin dilini çözdük diye. Çok Çünkü önemli ama. Çok önemli. <laughs> doğru. abi. Yani bu oyun tabii şeyi de anlıyorum. Tek kişi de oynayabilirdi belki oynayabilirdi. ama. Hiç durmayan bir oyun. İnanılmaz evet. bir temposu var. Oyuncuya tabii evet. nefes alacak alan bırakmıyor. O yüzden iki kişi paylaşmış olmanız da ayrıca doğru bir seçim Bence de. Olacak. Yani ben bir ara bunu tek kişi oynayabilir miyim diye düşündüm ama bu sağlık sorunları falan vardı. Doktorlar da aman sakın o kadar yüklenme kendine evet. dediler. Yok, doğru demişler. <laughs> evet yani çünkü şu haliyle bile beni nefes nefese bırakıyor. Evet, evet. Yani çıkar giy, onu tak bunu çıkar. Devamlı kişilik değiştiriyor. Sürekli farklı karakterler. Tabii. Hepsi farklı karakterler. <laughs> bir ara işte bir özel valesiyle o bakan bir ona geçiyor bir ona geçiyor hmm. bir ona Giriyorum, çıkarıyorum, takanıyorum. Yani böyle bir koşuşturma. Evet, 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 evet. Yani Allah'tan Enes var ki arada bana nefes alma tabii. fırsatı veriyor. Çok güzel. Ee, şimdi tabii muhakkak izleyicilerimiz de gelip oyunu izleyecekler. Hem Trump'ta oynuyorsunuz hem aslında İstanbul'un birçok e, evet. mekanında e, Anadolu yakası, Avrupa yakası oynuyorsunuz. Şimdi oyun e, Etiyopya'nın işte 44 yıl e, aslında diktatörlüğünü işlenen, evet. evet. e, diktatörünü yapan Hayli Selasiye'nin hikayesini anlatıyor. Evet. Fakat burada biz tabii e, Türkiye'deki izleyici olarak başka bir e, alttan alta e, gelen bir şeyi de e, almıyor değiliz. mesajı da alıyoruz elbette. E, buradan hareketle e, birazcık Bugünü konuşacak olursak, evet. e, tabii ki hepimiz bu gelen tehlikenin farkındayız. Otoriterleşme inanılmaz bir şekilde Türkiye'yi aldı götürüyor. E, bunun e, bir şu şeyi e, bıçağın bu tarafına düşüp e, bıçak sırtı derler ya. Bunun bir e. diktatöryaya dönüşmesi an meselesi. E, bir yandan da işte seçimler geliyor e, evet. diye bir e, umut var. E, bu umudu da yaşatmaya evet. çalışıyoruz. Evet. E, siz hatta e, oyunun bir yerinde bunu hak etmek için ne yaptık gibi bir şey vardı değil mi? Öyle bir e, e, hangi laf acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya neyse yani e, hepimizi aslında e, ilgilendiren bir şeyi de var. Evet. E, mesajı da var. Be, peki şunu sorayım. E, şimdi işte, Hayli Selasiye bir askeri darbeyle indi. Evet. Biz burada asla böyle bir şey istemiyoruz. Yok, yok. Tabii Ben evet. zaten bunu söylüyorum. zaten bunu da şeyde Yani de. o öyle bir metinde öyle bir şey yoktu. Evet. Onu ben koymak durumunda kaldım. Çünkü öyle bir geliyor ki bir diktatörden kurtulmak için askeri darbeyi mi öneriyorlar acaba? Evet, evet. evet Tehlikesi vardı. Tabii, tabii. Yok dedim öyle bir şey kesinlikle. Düşünmüyoruz ama şimdi orası bir imparatorluk. Evet. Meclis yok, muhalefet partileri yok, evet. örgütlenme yok, yani işçiler arasında zaten öyle bir sanayileşme de yok. Bambaşka bir yapı var. Yani orada olabilecek tek şey askeri darbe. Ama biz öyle değiliz biz yani. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana iyi kötü arada birçok tehlikeli işlerden gitsek doğru. ve adileler atlatsak da artık bizim ruhumuza işlemiş bir e, demokratik tabii. şey var. Tabii, yani o ondan vazgeçemez insanlar. Nitekim bu kadar askeri darbe yaşadım ben, e, en ağrı bile süremedi. Yani bizim toplumumuzda bu tür hele şimdiki gibi sivil darbeler de hı, sürmez hı. diye düşünüyorum. Çünkü alttan gelen bu demokrasiye bağlılık ve örgütlenmeler ki son yıllarda giderek sivil toplum örgütleri de çok güçlendi tabii. Doğru. O kadar rahatlıkla borusunu öttüremez herhangi biri diye düşünüyorum yani. Doğru. Bu devam etmeyecek. Bu artık sonuna geldi diye düşünüyorum. Çünkü giderek artıyor evet. o, o tek insan. ...yönetimi... Evet. E, ...diktatörlük... ...hemen hemen oldu zaten gibi görüyorum... ...yani o kadar şey ki... ...her şey bir adamın ağzından... ...çıkıyor... Evet. ...yani bütün işte... ...her alanda... ...yargının borusunu... ...öttüren o eğitim... ...öyle ne bileyim askeri... ...güçleri de... ...polis... ...bütün güvenlik güçleri falan... ...hepsini... Tek bir insan yönetiyor yani. Doğru. Evet, Bütün ipleri eline almış bir evet. tek adam rejiminin aslında evet, içinde Evet yani yaşıyoruz. bundan daha ötesi evet. olmaz dedi. Ama ben şöyle düşünüyorum Genco Bey. Burada yine aslında toplumsal muhalefete çok büyük iş düşüyor. Yani çok. burada çoğu zaman aslında bir işte başka bir siyasi liderin peşine takılıp gitmektense o toplumsal muhalefeti güçlendirecek, onu harekete geçirecek bir şeye ihtiyaç var. Bu anlamda diyelim siz hep altılı masa diye biliyoruz ama e, millet evet. ittifakı diye artık e, daha bir e, şekillendi. Evet. E, bu e, millet ittifakının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? E, saygıyla karşılıyorum ama yeterli görmüyorum. Yani bence bu iş altılı masaya münhasır bir şey olamaz. Yani ülkedeki bütün demokrasi e, muhalefet hareketlerini kapsayıcı bir hareket Doğru. olması lazım. Doğru. Yani biz böyle toplandık, işte biz karar veriyoruz, adayı da biz seçeceğiz. Olmaz yani. Hı -hı. Bunun bütün muhalefetin... E, katılımıyla olması gerekir evet. diye düşünüyorum. O bakımdan çok içine kapanık buluyorum. Hı -hı. Ama onları da anlıyorum. Durumlar çok zor. Yani çok altı birbirine benzemesi bir arada. Tutmak da bu kadar süre ve evet. böyle bir e, metinle şu ana ona ulaşmak bile bizim ülkemizde mucize yani. Doğru son mutabakattan bahsediyorsunuz. Evet son mutabakattan Evet doğru. Güzel bir çalışma ama eksik bence. Mesela like'lik konusu gibi konularda çok üstü kapalı geçiyor ya da sıfır bahsedilmiyor. Söz edilmiyor çünkü herhalde o masanın içindeki ...altı ayaklarının hoşuna gitmek, onları... Ee, orada bir denge gözettikleri... Evet, sanki, yani o yüzden evet, evet. bazı konularda biraz çekin çekingen buluyorum. Öte yandan örneğin işte tipin de içinde olduğu başka bir e, ittifakta... Evet. ...başka e, konularda o muhalefeti evet. aslında dile getiriyor değil mi? Evet ama onların mutlaka beraber olması evet. lazım. Yani bir şekilde ayrı olabilirler ayrı Değil bir cephe mi? kurmuş olabilirler ama bir şekilde aynı önde gitmeleri ve ortak noktaları da bulmaları lazım yoksa bu son şansı kaçıracağız diye korkuyorum. yani. Doğru ama şöyle bir şey yok mu? Bir yandan mesela e, diyelim adaylık konusu çok tartışılıyor. işte Erdoğan'ın evet. adaylığı gibi. E, Altılı Masa belki o kadar güçlü ses çıkarmıyor ama işte tip o orada çok daha e, işte e, kendini ifade edecek şekilde asla aday olamaz diye mesela o muhalefeti oradan ittiriyor. Ben sanki birlikte... E, çok aynı olmasa da birbirlerini destekler görüyorum bu iki ittifak. E, sanki evet öyle bir adı konmamış bir yakınlaşma var gibi görünüyor. Evet. Olması lazım. Olması lazım evet. evet. Yani e, diğer, diğer muhalefet hareketlerinin de desteklemeyeceği bir adayla yola çıkmak olamaz. Evet. Yeterli olmaz. Evet, evet. Oy sayısı yeterli olmaz. Çünkü burada en önemli şey ilk turda bu işi bitirmek. Hmm. O çok önemli. Çünkü ikinci tura kaldığı zaman biliyorsunuz başta çok ustalıkla bir takım numaralar yapan işte savaş tehdidi bilmem doğru, ne. Doğru. Bunları yaşadık. Bunları yaşadık biliyoruz evet, evet. yani. O yüzden bunun çak diye bitmesi lazım. Doğru. Bitebilmesi için de. Herkesin katılacağı bir aday olması. Sanıyorum ortak aday şart. Zaten benim evet. anladığım işte diğer ittifakta bu noktada aslında kapıyı açık tutuyor. Yani evet. gelin ortak adayımızı. Sizin adayınız kim? Ben söyleyemiyorum doğrusu. <laughs> söyleyemiyorum çünkü şunun şusu var, bunun busu var. Değil mi öyle olur mu? Yani ha şu olsun Di yürekten diyemiyorum. Bazıları daha yakın belki kafamda ama e, daha başka biri olsaydı keşke. Ha, bir de öyle yani hiç olmayan aslında şu anda gündemde olmayan evet. isimler de var aklınızda. Ee, öyle birini bilsem ha, anladım. bu olsun derdim. Öyle biri yok olmalıydı diye düşünüyorum. Evet. Yani böyle herkesin yürekten katılacağı sağcısı solcusu Herkesin beraber olabileceği bir aday olsaydı da onu böyle bayrak gibi çıkarsaydık. Gönlü rahatlığıyla. Ya, ya. Evet. Peki Genco Bey, bir yandan bu imparatorla beraber aslında siz Nazım Hikmet, işte Ahmet Arif, Arif efendim söyleyeyim yine bu tip hem tek kişilik hem iki evet. kişilik birçok oyun oynuyorsunuz evet. ve sürekli seyirciyle iç içesiniz. Evet. Ee, Özellikle imparatoru da e, katarak söylüyorum. E, nasıl görüyorsunuz seyircinin e, tepkisini algısını? E, Müthiş. Yani biz belki çok seçkin bir kitleyle karşılaşıyoruz. Çünkü tiyatro seyircisi ne kadar yani ülkenin nüfusu içinde böyle bir şey, büyük bir, bir damla su gibi bir şey. Evet. Fakat o bize gelen seyirci inanılmaz ve hep diyorum ki bütün Türkiye böyle olsa yarın devrim olur. Hı -hı. O kadar büyük bir coşku, evet. bilinç yani laptop eden leblebi anlıyorlar. İşte mesela bu oyunda bazı şeyler ima ediliyor. Doğru. Havada kapıyor kelimeyi. Evet. o, o bir zeka, bilinç ve coşku. Sonra bulduğu şeye öyle bir sarılıyor ki Sonunda e, özellikle şairleri oynadığım vakit hı hı. E, Nazım Hikmet'i ve Ahmet Arif'i hani neredeyse miting olacak. Öyle bir coşku oluyor. Bu elektrik diyorum yani bütün ülkeye yayılsa Neler bunun başında da bir adam geçse <gülüyor> <gülüyor> yani müthiş bir şey olabilir. Çok potansiyel yani. ...muhalefet potansiyeli çok evet, kuvvetli evet, evet. ve gençlerin arasında çok kuvvetli. Yani onu da hissediyoruz. Bir ara gençler tiyatroya gelmiyor diye şikayet ediyordu. Şimdi geliyorlar ve en büyük şamatayı onlar yapıyorlar diye ...tezahüratı... Geçen gün biri oyundan sonra bağırıyor. Ben de içeride bir selamımızı verdik, bitirdik. Hala bir ses geliyor. Nedir dedim. Ne söylüyor? Bir e, öğrenci kerem gibi bağırarak Oo. söylemeye başlamış. Bütün salon. Ben yanmasam, sen yanmasam biz yanmasa Allah Allah diyorum ne oluyoruz yani. Baya bir Evet, Potansiyel evet, evet. vardı. Müthiş evet. E, gençler gerçekten bence de son zamanlarda özellikle ben de her gittiğim oyunda e, muhakkak genç gençizliği evet. e, çok görüyorum. Çok da e, aslında mutluluk verici bir şey. Evet. Çünkü sanıyoruz ki tiyatro aslında hani kimleri diyor ha, ya tiyatro ha, öldü mü, tiyatro artık gibi değil. öyle bir şey yok değil. müthiş evet. bir coşku var, sevgi var. O bir bina tutan bu zaten. Yani insan yaptığı işin bir tek tiyatroda bu var. Anında görüyor tepkisini. Evet evet çok doğru. Yani anında o attığın stop geri geliyor. Bir Kahkaha alkışlar, olarak, bir alkış olarak, olarak, olarak tabii. Tabii tabii. E, bir stop. nida olarak evet. evet. Ya müthiş bir şey o. Diyorum ki iyi ki bak bu kadar yoruluyorum ediyorum bilmem ne ama bunu yaşamak çok önemli yani. Bu alışverişi bu coşkuyu paylaşmak ve böyle insanlara ben onlara moral aşılıyorum, onlar bana moral aşılıyorlar gibi şu zor zamanları hep beraber geçireceğiz duygusu var karşılıklı. Genco Bey saat, haftada Üç gece, dört gece en az sahnedesiniz. Ayda on. Ayda on diyelim. <laughs> Doktor ona o kadarına izin verdi. Ayda on olsun. <laughs> e, ama anladığım kadarıyla aslında e, ne kadar sağlık sorunları da geçirseniz... ...sahnede olmak e, sizi biraz Amin, daha ayakta, ayakta tutan, tutan şey. Başka şey olsa ben bırakırım kendimi. Öyle koltukta, kanepede, evde mayışırım... Ve elimi kolumu kaldıracak halim olmaz. Yani. Ama şimdi akşam oyun var. Çıkacağım bunu söyleyeceğim. Bu akşam Ahmet Arif'i e oynuyorum ya da bir de Artıra Defteri'ni oynuyorum bunlar. Tabii. Tabii. Müthiş beni ayakta tutan, enerji veren şey. E, o enerji mesela sizinle ilgili bir belgesel biliyorsunuz evet. Selçuk Metin. E, orada da mesela sürekli yürüdüğünüzü ben hatırlıyorum. E, evet. Belgesel boyunca Beyoğlu'nda şurada burada. Evet. E, o hareket aslında sizin bütün hayatınıza yayılmış evet. durumda. Evet. Çok güzel. E, Genco Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız Çok güzel edeyim. bir sohbet oldu. Bir Sağ süre anladığım kadarıyla imparatoru oynamaya devam edeceksiniz. Evet, bu ay gene iki tane bir birden hatırlatacaklar. Öbür ay da girecek. Gene dönüşümlü. Şimdi bu oyun yeni olduğu için daha evet. çok bunu oynuyoruz ama öbürleri de dönüşümlü olarak devam edecek. Güzel zaten e... İnternetten her yerden bu programlara evet. erişebilir artık izleyicilerimiz. Evet, bizim dostlar tiyatrosu.com. Orada her şey var. Harika. Ee, İmparator'u muhakkak gidip izleyin. Çok ilginç, çok güzel bir oyun. Belgesel bir oyun. Ee, Kapışçıyski'nin yazdığı, Genco Erkal'ın sahneye koyduğu, başrollerinden birinde üstlendiği. Ee, anlatılan aslında sizin de hikayeniz. Göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir kez daha çok teşekkür <laughs> ediyorum Genco <laughs> Erkal'a. Yine Cumhuriyet TV'de başka bir konukla bu birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.